Bu videoda en yaygın devre analiz yöntemlerinin ikincisi olan çevre akımları yöntemini tartışacağız. Bu benim en sevdiğim yöntemlerden biri. Eğlenceli bir tarafı da var. Devrenin içinde daireler çizerek ilerleyen akımlar uydurmamızı gerektiriyor. İlginç bir yöntem yani. Evet, çevre akımları yönteminde ilk olarak çevre akımlarını tanımlıyoruz. Tabii önce bu terimin kendisini tanımlamamız lazım. Çevre akımı. Çevre akımını bir göz çevresinde dönüp duran akım olarak tanımlayabiliriz gözleri devrenin açık pencereleri olarak düşünebilirsiniz. Mesela bu devremizdeki gözlerden biri. Bu da açık bir pencere olduğu için bu da bir göz. Bu da devredeki üçüncü göz. Bir numarada çevre akımımız bu olduğu için buna I1 diyoruz. Diğer iki çevre akımını da bu şekilde tanımlayabiliriz. Hepsini aynı yönde ilerleyecek şekilde tanımlıyorum. Üçü de saat istikametinde dönüyor. Şimdi çabucak devredeki diğer bileşenleri isimlendirelim. Bu V olsun bu R1, R2, R3, R4. Bu bir akım kaynağı. Buna da büyük I diyorum. Biraz karmaşık göründü, değil mi? Çevre akımları yöntemini kullanmamızın nedenlerinden biri de bu zaten. Çevre akımları ilginç akımlar demiştik. Bir açıdan bakıldığında varlardır ama aslında yok gibidirlerdi. Sonuçta bu akımlar nasıl daire çizerek hareket edebilir ki? Biraz daha yakından bakalım. Ve voltaj kaynağından geçen akımın I1 çevre akımına eşit olduğu gayet açık. R1'e geldiğimizde durum ne oluyor? R1'den geçen akım da bu yönde ilerleyen I1 akımı. Peki R2'de durum ne? Çevre akımlarından biri R2'ye aşağı yönde ilerleyerek geçiyor. Bir diğeri ise yukarı yönde ilerleyerek. Nasıl oluyor da oluyor? Burada R2'yi yeniden çiziyorum. Şimdi bu R2 olsun. Şimdi de çevre akımlarını göstereceğim. I1 çevre akımı bu şekilde aşağı doğru ilerliyor. I2 çevre akımı ise böyle yukarı doğru gidiyor. Burada da R2'den geçen eleman akımını gösterelim. Bu da IR2 akımı olsun. Sizce şimdi ne olacak? Aslına bakarsanız süperpozisyon ilkesinin muhteşem bir uygulaması. I1 ve I2, R2 içinde üst üste binerek IR2 akımını yaratıyor. Dolayısıyla IR2 bu akımın toplamına eşit. I1, I2 ile aynı yönde ilerlediğine göre I2 eşittir I1. I2 zıt yönlü olduğu için başına eksi gelir. I1 ve I2'yi bir şekilde biliyor olsaydık R2'den geçen gerçek akımı burada hesaplayabilirdik. Şimdi bu bir yöntem olduğu için bu yöntemin adımlarını listelemek istiyorum. Çevre akımları yönteminde ilk adım çevre akımlarını çizmek. Biz bunu yaptık. I1, I2 ve I3 akımlarını gösterdik. İkinci adım kolay adımları bulmak. Mesela bu kolay akımlara bir örnek. I3'ün ne olduğunu I akım kaynağı belirliyor. O yüzden I3 bulunması kolay bir akım. Yöntemin üçüncü adımı Kirchhoff voltaj yasası denklemlerini yazmak. Yani üçüncü adımda kalan iki çevre akımı için KBY denklemlerini yazıyoruz. Dördüncü adım bu denklemleri çözmek. Bu videoda ilk üç adımı uygulayacağız çözüm aşamasına bir sonraki videoda halledeceğiz. Pekala. Öyleyse çevre akımları yöntemini uygulamaya başlayabiliriz. Birinci adım çevre akımlarını çiz. İşte burada çizdik bile. Birinci adıma tik atabiliriz. İkinci adım kolay akımları bul. Biz I3'ün kolay bir akım olduğunu düşünüyoruz. I3 akım kaynağını aşağı yönde çekiyor. O halde ikinci adımı yazalım. I3 eşittir eksi I. Çünkü bu iki akım zıt yönlü. İşte bu kadar. Kolay akımı bulduk. Bu da tamam. Gelelim bir sonraki adıma. Evet, üçüncü adıma başlıyoruz. Şimdi her bir göz için KVY denklemlerini kullanacağız. Buradan başlayıp bu yönde ilerleyerek gözü dolaşacağız ve Kirchhoff voltaj yasasını yazacağız. Karşılaştığımız ilk şey bir voltaj artışı. Çünkü eksi taraftan girip artıdan çıkıyoruz. Bu V voltluk bir voltaj artışı. Sonra R1'e geliyoruz. R1 için içinden bir akım geçiyor. Bir çevre akımı geçiyor. Bu direncin uçları arasındaki voltaj bu şekilde olur. Çünkü akım dirence bu taraftan giriyor. Artıdan girip eksiden çıktığı için burada bir voltaj düşüşü var demektir. Değeri de R1 çarpı I1'dir. Sonra akım köşeyi dönüp R2'nin üstünden geçiyor. Şimdi R2 biraz garip çünkü üstünden hem I1 hem de I2 akımları geçiyor. Ne yapmamız lazım? Bu eleman akımının neye eşit olduğunu burada zaten bulmuştuk. Buna eşitti. Direncin iki ucu arasındaki voltajı artı ve eksi şeklinde işaretleyecek olursak, bu göz içinde bir voltaj düşüşü daha olduğu anlamına gelir. Değeri de R2 çarpı bu ifade. Hemen yazalım. I1 eksi I2. Böylece yuvaya dönmüş olduk. Tekrar başladığımız noktadayız. O halde bu göz için KVY denklemimizi tamamlamış olduk. Eşittir sıfır demeyi de unutmayalım tabii. Evet. Bir sonraki aşamaya yani diğer göze geçiyoruz. Bu noktadan başlayıp aynı şekilde gözü baştan sona dolaşacağız. İlk terimimiz bir voltaj artışı, yani ilk terimin işareti artı. Değeri ise bir önceki denklemdeki değerle aynı, yani artı R2 çarpı i1 eksi i2. Buradan buraya geçişte karşılaşılan voltaj artışı bu. Akım şimdi R3'ten geçecek. r R3 3'ün üstünden sadece i2 çevre akımı geçiyor. Artı eksi işaretlerimizi de koyalım. Demek ki burada bir voltaj düşüşü gerçekleşecek. O halde işareti eksi olur. Değil ise R3 çarpı I2'dir. Bunun değeri oymuş yani. Gelelim R4'e. R4'deki durum R2'deki ile aynı. Burada da iki akım söz konusu. Dolayısıyla yine aynı şeyi yapacağız. Bunu bir voltaj düşüşü olarak tanımlıyoruz. Bu da eleman akımı. Burada R2'den geçen akımı hesaplarken elde ettiğimiz biçimin aynısı geçerli olacak. Bu bir voltaj düşüşü olduğu için eksi koyuyoruz. Değeri de R4 çarpı. Bu kez I2 aşağı yönlü. I2 eksi I3. Başladığımız noktaya döndük mü? Döndük. Demek ki KVY denklemimiz Bunlar eşittir sıfırmış. Bu ikisi devremizi temsil eden eş zamanlı iki denklem. Bu denklemleri çevre akımları yöntemini kullanarak elde ettik. Artık üçüncü adıma tik koyabiliriz. Gelecek videoda bu iki denklemin çözümüne yoğunlaşacağız.